Herkese merhabalar. Bugün büyük küçük herkesin severek yediği mini pizza poğaçalardan yapacağım. Öncelikle yoğurma kabıma 4 su bardağı unumu ekledim. Üzerine bir paket toz mayan var. İlave ediyorum. Şöyle bunu güzel bir karıştırdıktan sonra ortasını bu şekilde açıyorum. 1 su bardağı sütüm var. Direkt dolaptan çıkardığım sütü ulaştırmadım. 1 su bardağı su, 1 çay bardağı da sıvı yağ var, 2 tatlı kaşığı toz şekerim, 1 tatlı kaşığı da tuzum var. Bunları ilave ettikten sonra bunları karıştırıp güzel bir şekilde yoğuruyorum. Un gerektikçe ekleyeceğim. Kontrollü bir şekilde eklememde fayda var ki sertleşmesin hamurum. Sert hamur istemiyorum, yumuşak bir hamur elde etmek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi hamurumu 10-15 dakika boyunca güzel bir şekilde yoğurdum. Tekrardan yoğurma kabımı alacağım. Üstünü streçleyip mayalanmasını sağlayacağım. Şöyle 2 tane sivri biberim vardı. Onları da küçük küçük doğradım. Halka bir şekilde. 1 miktar zeytin. Şimdi şöyle küçük bir sucuk da var. Bunu da küp küp doğrayacağım. İki yemek kaşığı kadar ketçabım var. Onu kasemi aldım. İki yemek kaşığı da sıvı yağ. Şunları bu şekilde karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı da pul biber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kekiğim de var. Onun üzerine ekliyorum. Mini pizza poğaçalama hamuru gördüğünüz gibi bu da mayalandı. Şöyle kaldırmak istiyorum. Şöyle un döktüğüm tezgahımın üzerine hamurumu aldım. Hamurlarımı küçük küçük bezelere ayıracağım. Şöyle hamurlarımın hepsini bu büyüklükte bezelere ayıracağım. Şimdi bunları tepsime alacağım. Şöyle hamurlarımı tepsime dizdim. Bir çay tabağına sıvı yağ ekledim. Çay bardağının altını yağlıyorum. Ve de hamurumun üzerine şu şekilde bastırıyorum. İyi bir şekilde çukur olmazsa elinizle de açabilirsiniz. Biraz bir gerdirebilirsiniz. Hazırladığım sosumu hamurlarımın üzerine bir miktar sürüyorum bu şekilde. Şöyle rendelediğim bir miktar kaşarım var. Çok az bir üstüne ekliyorum. Sucuklarımı da ekliyorum. Bir miktar da doğradığım sivri biberim var. Onları da üzerine ekliyorum. Zeytinim var, üzerine ekliyorum. Son olarak da doğradığım domateslerim var, üzerine ekliyorum. Şöyle bir tane yumurta sarımı da hamurların şu etrafına sürüyorum. Önceden ısıttığım 180 derece fırınıma götürüyorum. Biz
pizza poğaçalarını fırından aldım. Şu an yeni aldım. Çok sıcaklar gördüğünüz gibi. Bayağı da güzel bir şekilde kabarmışlar. Dilerseniz ben üzerine tekrardan bir miktar kaşar bırakacağım. Ve tekrar fırına atıp 1-2 dakika içerisinde şu kaşarların erimesini sağlayacağım. Bir şey söyleyeceğim. Söyle bakayım. Ama ben koyma. Kaşar da tost gibi. Sen seversin bunu. Evet. Evet. Anneciğim dokunan şey. Poğaçalarım fırından çıktı. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı da kabardılar dediğim gibi. Evet, pizza poğaçalarım da pişti. Gördüğünüz gibi çok harika bir görüntüsü var. Küçük büyük herkesin severek yedi. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel de kabardı. Yumuşacık. Şöyle bir içinde açıp bakalım. Gördüğünüz gibi içi de yumuşacık olmuş. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun.